Aman Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Paskal. Kadir Bey. Günaydın. Günaydın abi. Nasılsın Can bu sabah? Abi iyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim Paskal. Peki halkımız nasıl? Kadir'ciğim, halkımız yollarda. Halkımız beton orman yoluna düştü mü yani Paskal? Çoktan abi. Akrımız var ya, beton ormana doğru akış yol. Halkımızın beton orman yolunda, trafik canavarıyla olan kavgasında biz kendilerine nasıl yardımcı olacağız Paskal? Abi nasıl olsun? Neşe, eğlence, bunun gibi şeyler. Yani yine şebeklik diyorsun yani. Yani şebeklik demeyelim de eğleneceğiz. O zaman eğlendir bakalım hadi. Abi tek başıma. Nasıl inandırayım? Yavrum insanlar zavan köründe siftine siftine kalkmışlar. Çoğu daha kahvaltı etmemiş, kan şekerleri yerlerde. Asabiyet hat safhada. Trafikteki envai çeşit strese girmişler. İnsanların yarısı daha güne başlamadan Tazmanya canavarına dönmüş komodo ejderi gibi. Yani öyle ortalıkta dolaşıyor vahşi vahşi. Anladın? Nasıl olacak her sabah her sabah biz bu insanları nasıl eğlendireceğiz? Abicim bu niçin para veriyorlar? Ha? Yavrum para veriyorlar da işte imkansızı bizden istiyorlar yani. Zabağın köründe uyanmış bir insanı eğlendirmek kolay mı Paskal'ım ya? Ne yapacağız? Abi biz de herkesin yaptığını yapacağız. Herkes ne yapıyor? Yani klasik işte gazete oku, haberlerden bahset, ona buna salla, öyle. Yapalım. Kimi sallayalım? Şimdi siyasete sallayamayız, riskli. Yani başımıza iş gelir. Kamu yöneticilerine sallayamayız, o da riskli. Yine başımıza iş gelir. Memleket adam olmaz muhabbeti yapsak. Yani aslında tutan bir muhabbettir ama bilmiyorum ya, olur Kadir mu? Ya bize yakışmaz. Peki mesela şey yapsak, ben Komoli'yi sen de Şenol Güneş'i istifaya davet etsen. O ne, herkes yapıyor. O zaman öneriyi patlatıyorum hacı. Yapıştır abi. Bugün haber okuyoruz, röportaj yapıyoruz. Yapalım. Araştırmacı karıştırmacı gazeteciler olarak haber peşine düşüyoruz Pasko. Kadir durdurumuz kabahat. Girelim abi. Seni haber merkezimizin muhabiri olarak atıyorum Pascal. Bu yaştan sonra muhabirlik yapamam. Yeminle assolist gibisin oğlum sen. Öf. Allah Allah. Yavrum sürünmeden makam mevki sahibi olunamıyor ki. Sürüneceğim biraz. Mesleğin çilesini çekeceğim. Sonra yükseleceğim Pasko. Yok abi. Çilemiyle çekemem. Ben var ya direkt böyle makam mevki istiyorum. Hep hazıra konmanın peşindesin ya. Şş, bana bak. Hı. Senin arabanın ön camı çatlamış. Sen gördün mü onu? Evet abi. Taş geldi. Ne taşı geldi ya? Abi gidiyordum. Öndeki kamyon taş sıçrattı. Vallahi abi cam çatladı ya. Taktırmak lazım. Programdan sonra gidip yaparım. Çatlağın ucunu çizdirelim be Pasko. Şimdi masrafa girmeyelim yani ha? Doğru diyorsun abi. Ya Kadir öyle yapınca ne oluyor ki? Çatlağın ilerlemesine engel oluyorsun yani. Vay be Kadir, Fransa'da var ya bunların hiçbiri yok. Direkt böyle yenisi alıyorsun. O yüzden bir tarafınıza bozkırın yılanı kaçacak bir gün, eninde sonunda. Bak bir gün bütün Avrupa kokoreç yiyecek kardeşim, istemiyordunuz ya. Eninde sonunda yine bir ekonomik krize girersiniz kardeşim. O da derinleşir. Dur yani. Ondan sonra böbrek de yersiniz, kokoreç de yersiniz, tavuk ciğeri de yersiniz. Biz bunları keyfimizden yemiyoruz kardeşim. Yokluk gördük, öyle icat ettik sakatat yemeği efendim. Ya Kadir, sen şimdi sabah sabah niye kafa açıyorsun? Anlamadım ya. Ya eskiden Avrupa'da bir havaalanında tek bir noktada, o da lanet daim bir arama oluyor. Diyorduk ya bizdeki havaalanlarında kaç tane arama var. Hem de çok katı. Hani siz özgürlükçüsünüz. Ne oldu şimdi bak, herkese kolonoskopi yapıyorlar Avrupa havaalanlarında. Tamam doğru da bana niye şalıyorsun? Ya şimdi sen burada batıyı temsil ediyorsun ya Pasko. Yani sen Aristo'yu, ben de İbni Haldun'u temsil ediyorum biliyorsun. O kim ya? İbni Haldun çok önemli filozof. İslam felsefesinin, doğu düşüncesinin zirve ismi. Muhterem bir zat. Allah yerinde rahat et dersin. Amin kardeşim, amin. Mekan cennet olsun.
Sen şimdi yapıştır bakalım Twitter adresimizi ya. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz efendim. Güzel konuda yazın çizin, ara gaz başladı. Hadi efendim, tencereniz kaynasın, maymununuz oynasın. Hayırlı işler. Ara gaz. Ara gaz. Pascal. Kadir abi. Ya ben restoran işine gireydim diyorum ya. Ya sen ne anlatsın ya? Abi niye öyle diyorsun ya? Restoran işini bu memlekette benden daha iyi yapabilecek bir tane insan evladı var mı ya? Sorarım sana. Senin ne özellik var? Abicim benim hayatım yemekle geçti. Girmediğim restoran, görmediğim mutfak, tatmadığım lezzet yok ya şu alemde. Ben anlayacağım tabii ki, ben anlamayacağım da kim anlayacak? Şöyle düşün bak. Ben var ya abi 25 senedir araba kullanıyorum. Ama tamir edemiyorum. Aynı şey değil, aynı şey değil. Ben mevzunun inceliklerine hakimim bir defa. Nasıl? Ya bir kere doğru malzemeye sahip olacaksın abi. İyi pişirmesen de nasıl tatlandıracağını bileceksin. Müşteriye muameleyi eksik etmeyeceksin. Yani iletişimin kuvvetli olacak. Mekanın temizliğine özen göstereceksin. Ambiyansa değer vereceksin. Bitti gitti yani. Bu mu yani? Ya bak, restorancılığın olmazsa olmaz 3 şeyi var. Nar ekşisi, zeytinyağı, kekik. Nar ekşisini, zeytinyağını boca edip üzerine biraz kekik gezdireceksin. Efendim. Ya ondan sonra her şeyi yedirsin adama ya. Kadir, muamele var ya, o da önemli. Muamele iyiyse bir daha gidersin. Ya muamelesi iyiyse müptelası olursun bro. Muamele kısmı hizmet sektörünün olmazsa olmazı zaten. Katılıyorum Kadir. Kapıda duracaksın. Karşı diyeceksin abi. Tabii abi. Buyur edeceksin, gel diyeceksin, gel yiğidim diyeceksin. Hoş geldin, sefalar getirdin, soluklan diyeceksin. Böyle güzel sırtını sıvazlaya sıvazlaya. Oh! Paltoyu bir al, bir şey ısmarla, bir şey içsin. Doğru, devamında böyle şeyle bir malzemeyi sereceksin önüne, iştahlandıracaksın misafiri. Restoranda değil mi? Tabii abi, ne olacaktı başka? Emin olmak için sordum. He, emin misin kardeşim? Şimdi eminim, daha yetimim. Sen bu muamele işinden anlıyorsun. Senemizi verdik Pascal bu muamele işine ya. Ne muameleler gördük ya. Neler tattık ya. İnsan bir noktada peynirleşiyor. Peynir mi? Tam yağlı ezine. Ya kedim, canım kahvaltı çık. Topu dinleyenlere atalım kardeşim. Çıkışta seninle güzel bir kahvaltıya gidelim. Ha? Ne soracağız? Kahvaltı sofrasının olmazsa olmazı nedir diye soralım. Sordu gitti mi? Evet, o zaman adresimizi verelim. Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir'e kahvaltı sofrasında olmazsa olmazınızı soruyoruz efendim. Bir tane olur, üç tane olur, beş tane olmaz. Yani şu olmazsa ben o kahvaltıya oturmam dediğiniz şeyleri lütfen bize gönderin. Aragaz. Aragaz. Pascal, Kadir. Seni bir kadına bağlayan en önemli sebep ne? Kadir, yayı nasıl? Yavrum, en önemli sebebi verdiğin tepki sayesinde zaten herkes anladı. İkinci sebebi söyle. Kadir. Hayda. Pascal, senin için başka bir şey yok mu kardeşim? Ha? Tavşan mısın la sen? Rakip vardı. Ama henüz ben de bilmiyorum diyorsun. Bak ben söyleyeyim. Mesela kadının bana kendimi güçlü hissettirmesi ona inanılmaz bağlar. Nasıl mesela? Şimdi abi kas gücü gerektiren bir iş olduğunda mesela bana seslenmesi. Efendim ben hallettikten sonra da Safinaz'ın Temel Reis'e baktığı gibi bakıp efendim erkeğim benim demesi gibi. Heh, sen de bunu yedin. Yok, yemiyorum da gargara yapıyorum. Ya ne diyorum Pascal, neyi yedin? Ah be Kadir, çok safsın. Neden saf oluyorum kardeşim? Durduk yere neden saf oluyorum ben? Ne var bunda sence? Gayet mantıklı. Kadir, kadınlar var ya, bunu hep yapar. Bir dakika. Nasıl yani? Aslında kendi halledebilecekleri bir şeyi bilerek, isteyerek yapmayıp yapmamızı mı isterler yani? Ya Kadir, sana hiç annen kavanoz açtırmadı mı? Oha, işin içinde anacığım da mı var? Bu nedir ya? Kadınlar tarafından organize halde mi kandırılıyoruz yani Pasko? Tatlı mı kandırım? Kandırmanın acısı tatlısı mı var ya? Ben şu an kendimi keriz gibi hissediyorum Pascal ya. Estağfurullah abi. Yo öyle. Peki mi adı? Ya Pascal, yanlış anlama da seni tanıdığım güne lanet olsun kardeşim ya. Ne yaptın ben şimdi? Oğlum sen hayatta girdiğinden beri içimde masum çocuksu hislerin hepsi birer öldü ya. Ya sen en güzel duygularımın katilisin Pasko ya. Kadir,
Ben de senin atalarımdan bir miyim? En büyük, en büyük. Aragaz. Aragaz. Pascal. Bro. Tünin Şahin'i bildin mi? Bilmem mi ya? Sivaslı sindi. Nereye sindi? Yavrum bir yere sinmedi, ortada duruyor. Kızın lakabı o. Sindi. Cindy Crawford'a benzediği için Sivaslı Cindy diyorlar. Kadir, Turin Şahin, Sivas mı? He, Sivaslı. Neresinden? Su şehri. Niye bileyim kardeşim ben? Sivaslı işte. Arada Amerika'da da bir su şehri var. Adı da Water City. Su şehrinden göç edenler kurmuşlar güya. Hadi canım. O nasıl şey ya? Yavrum, Orleans nerede? Fransa'da. New Orleans nerede? Amerika'da. E çünkü Fransız gitmiş kurmuş orayı. Misal New York'un asıl adı ne? Ne? New Amsterdam. Hadi canım. Aa, inanmıyorsan aç Donald Trump'a sor. Ya bırak, muhatap olmam. Tüyü bozuk o. Sen diyorsan öyledir yani. Şimdi Tülin Şahin'e dönelim. Benim de arkadaşım. Ben de. Çok yana yakın, çok samimi. Evet. Kompleksiz bir kız biliyorsun değil mi? Allah sana bine başlasın. Portekizli bir iş adamıyla 3 aydır aşk yaşıyormuştu. Adam iş adamı mı? Evet, adam iş adamı. İyi iyi iyi. İte köpeğe kapılmasın da Pascal. İyi baksın kıza değil mi? Hiç olmazsa iyi baksın. Doğru dedin Kadir. Ama yine de çocuğu çek etmemiz lazım Pascal. Nasıl çekeceğiz? Arayacağız, kulağını çekeceğiz. Oh, en sevdim. Aslında damat adayı elimizin altında olsa bir kenara çekip önden bir seans döverdik. Hem o rahatlardı hem biz rahatlardık. Elimizin altında değil. Ya niye dövüyoruz ya? Manyak mıyız? Kızımızı üzerse başına ne geleceğini bilsin diye dövüyoruz yavrum. Kadir, iyi yöntem ya. Dur. Paris'e gidince ben bunu arkadaşlara anlatacağım. Yavrum, el birliğiyle bütün Avrupa'ya yayalım Pascal. Biraz delikanlı olun artık ya. Ecnebiyiz abi. Belli biriye kadar oluyor. Yavaş yavaş öğreneceğiz yavrum. Askeri olarak Viyana önlerinden geri döndük ama bu sefer mental olarak geleceğiz. Şimdi ben arıyorum Tünin Şahin'in ilişki yaşadığı Portekizli iş adamı Pedro de Norahna'yı. Ara bakalım, racon yaparım. Çalıyor. Alo, Tünin Şahin bacımızın aşk yaşayan Portekizli iş adamı Pedro ne? Norahna mı demeydi, deydi galiba. Pedro de Norahna'yla, Norahna ne isim bu ya? Norahna'yla mı görüşüyorum? Ne yapıyorsun Pedro? Bak Paskal'ın abin de burada lan. Alo, kutsal peder. Ne haber ya? Ne kutsal peder ya? Adın neydi ya? Abi peder değil ya. Pedro. Aa, neyse ya. Pedro işte. Kutucuğum, sen et misin? Balık mı? Ona ineceğiz. O yüzden aradım. Şimdi Pedro, bu Tülin Şahin dünya güzeli bir kızımız. Bir Portekizli olarak seni çok iyi anlıyorum. Avrupa'nın top sakallı kadınların yaşadığı Portekiz'in bir erkek evladı olarak bir Türk kızı sana cennet hurusi gibi geliyor. Anlıyorum. Sen bu kızı sahipsiz sanma ama. Bravo Kadir. Kız ezdirme. Bak bir Türk kızıyla evlendiğin zaman bütün Türkiye ile evleniyorsun demektir Pedro. Efendim? Öyle mi? Aferin. Ne diyor ya? Kadir abicim diyor, kusura bakma diyor. Ben Tülin'e diyor aşık olduktan sonra diyor sizden izin müsaadesi almaya gelecektim merakin diyor. İş güç yoğun gelemedim abicim diyor. Kızınız diyor başımın tacıdır diyor. Oh, aferin. Ya Kadir, racon bilen çocuk. Şimdi Pedro bak, Tülin Şahin Türk kadının boy ortalamasının üstünde bir kadın. 1.69 sınırını geçen bir elin parmakları kadar kadın var zaten bizim burada. Sakın bak kızı üzme, külahları değişiriz bak. Bak, sen askeri yaptın mı lan? Ha, bedelli bekliyorsun. Ha, iş güç? Ha, iyi güzel. Şirketin var. Ciro ne kadar? Efendim? Yılda 24 milyon dolar. Kemiksiz mi? Oh aleyhüla. Ya Kadir. Bu çocuğun hali vakti yerinde ya. Oğlanda kene sağlam Pascal. Saygılı da bir oğlan. Oh. Olur. Alo Pedro. Şimdi canım sen böyle nehir kenarında yeşillikler içinde güzel tek katlı bir villa alıyorsun. Kuz sesleri falan güzel, böyle bahçeye iki tane şahane geliyor böyle fi.
Efendim bahçede iki tane maviş haski atıyorsun. Ördeğidir, gazıdır, tavus kuşudur, hayvanat koyuyorsun. Güllü şebboylu güzel bir bahçe peyzajı yaptırıyorsun. Kızımıza öyle nehir kenarında çimenli bir hayat yaşatacaksın. Bak bu bir. Kızımıza cartçurt edersen Vasco da Gama gelse elimizden alamaz. Abi o kim? Ya Pascal sen de o kim bu kim ya? Bu yok Portekiz'den ünlü kaşif işte. Milli gururları var Vasco da Gama. Alo Pedro. Efendim ha ne? Nasıl? Olur mu evladım öyle şey? Sen Ezrail'le dans ediyorsun ya. Ne diyor abi? Ben diyor abi ben diyor henüz evlilik düşünmüyorum yalnız diyor. Düşündürtürüz rahat olsun. Alo Pedro bak canım benim. Bak bizim Türkler olarak bir özelliğimiz var. Biz insana düşünmediği şeyleri düşündürtürüz canım. Sen şimdi git birer avyans al güzel altın artmadan kenara koy. He. Anam baban hayatta mı lan? He. Ölük mü ikisi de? He. Sen iş adamısın değil mi? Lisbon Ticaret Odası Başkanı'yla gel kızımızı iste. Ne demek tek tabanca gelirim lan? Kızın çağını olsun. Aa, Portekiz kralı tülünü istemezse o evliliği nikah masasında bozarız biz. Sen ne diyorsun ya? Bravo Kadir. Aynen var ya kız tarafı gibi konuştun. Sen daha dur Pedro. Düğünde kasap havasında seni ortaya alalım. Göreceğiz bakalım ciğerlerinde koa var mı yok mu? Bir Türk'le evlenmek demek performans demektir yavrum. Nasıl? Bak hala evlenmeyi düşünmüyorum diyor ya. Ya Kadir haklı canım. Lisbon'a giderim. Bu akşam kapı zilini basalım. Ha? Alo Pedro. Bak şimdi seninle evlilik şartlarını görüşmek üzere Portekiz'e geleceğiz canım benim. Ha. Eşek değilsin ya. He, dünürlerin business uçak herhalde parasını çekersin değil mi canım? He, bir de Porto Lisbon turu yaptır bize. He, işte hendek işte deve. Zordur almak bizden kızı yavrum. Kardeşim gül gibi kızı nikahsız mı vereceğiz? He? Çakala bak. Zaten ne kadar Portekizli varsa kızcığım. Ronaldo'su, Mourinho'su, Pepe'si falan. Beni irite etmeyin lan akıllı olun. Allah Allah. Bana bak. Kadir'in tersi finadır. Ona göre... Kutsal peder. Ya sen de ayrı bir manyaksın Pascal ya neyse abi. Kapatalım gitsin ya. Aragaz. Aragaz. Pascal bir gün gelip sana deseler ki Kadir Çöpdemir artık yemek yemeyi sevmiyor. İsteksiz azıcık yiyor ne yaparsın? Polisi ararım. Oh niye o? Abi muhtemelen tehdit altındasın. He öyle. Ha. Yani mümkün olmayan bir durum var. Söyleyemiyor. Evet. He güzel yemeğe olan sevdam iyice anlaşılmış yani demek ya. Kadir yemek senin için bir aşk. Tabii bir yemeğin bir de kadından hastasıyım bro. Bir de ikisinin yolunun kesiştiği bazı durumlar var. Mesela erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer diyorlar. Demek ki kadına aşkla yemeğe olan aşkın ortak özelliği var. Bu demek değil mi? Of Kadir felsefe yapma. Paskal'ın filozoflar ellerinde olmadan felsefe yapıyor. Bu içten gelen bir şey. Durduramıyorsun. Sen tabii anlamıyorsun bu durum. Mesela şu an Hegel olsaydı karşında o beni çok iyi anlardı. Ben gireyim o zaman. O gelsin. Tabii o gelsin. Hegel zaten hayatta Cihangir'de şu anda kahvede oturuyordur. Çağıralım onu. Doğrudur. Tanımıyorum. Ya boşver tamam ya. Konumuza dönelim. Bir de kadına aşkı daha da artıran besinler var. Mesela sosyal medyada bir akım var. Çok güzel özetlemişler bu besin grubunu. Afrodizyak ne biliyorsun değil mi Pasko? Adam gibi hem de. Ha, bilmez misin tabii? Afrodizyak insanda cinsel isteği artıran bazı maddeler, bazı besinler. Sosyal medyada bu besinlerden alanlar fotoğraf paylaşıyor. Ararsam açmayın diyorlar. Günah benden gider. Tabii tabii tam olarak öyle. Neler bunlar biliyor musun Pascal? Tabii ki biliyorsun da aklına gelenler hangileri yani? Abi en efsane istiridye. Ha istiridye evet en fenalarından doğru. Mesela bir benzetme yapacak olursak silaha benzetecek olursak. Neyi? insanı ha. Insanı. Yani erkek ırkına mensup insanı ama. Hani bu insan silahsa istiridye bir mermi diyebilir miyiz? Ne mermisi ya? Şarjör. Yok cephane. Gerçi evet istiridye kurşun benzetmesi az kalır. Sen de haklısın.
Ben bu özelini bilmeden bir defa yurt dışına biraz fazla yemişim. İki gün otele kapattım kendimi. İnsanlık adına yaptığım en doğru işlerden birisidir. Yani Avrupa şehrine bir felaketin eşliğinden döndürdüm Pascal. Muz da var. Çok ilginç bir haber okumuştum Pasko. Tükettiğim besin vücuttaki hangi organa benziyorsa oraya yarıyormuş. Mesela ceviz içi beyine benziyor ya hakikaten. Hakikaten de cevizi beyine çok faydalı. Anlatabiliyor muyum? Nedense muz deyince de aklıma sen geldin onun için. Kadir, ben var ya fesatlı senden öğrendim. Estağfurullah kardeşim. Beni kendine bir öğretici, bir usta bellemen benim için onurdur ya. Gurur Kadir. Aragaz. Aragaz. Paskal. Kadir Bey. Hologram teknolojisini biliyor musun? Biliyorum abi. Nedir hologram teknolojisi? Üç boyutlu görüntü. Aferin. Üç boyutlu görüntü transferi. Mesela ben burada konuşurken şakırt diye başka bir yerde aynı buradaki görüntüm odanın ortasında bitiriveriyim. Ve söylediklerim duyuluyor. Yani sanki ben oradaymışım gibi. Bak 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 bak. Kedi bunlar var ya kıyamet alameti. Neler yapıyorlar ya. Peki bu hologram teknolojisinin geldiği son nokta ne Pascal biliyor musun? Ne bileyim ya. Eğer 110 bin lira verirsen ölmeden önce senin hologram görüntünü kaydediyorlar. Öldüğün bile gömülürken hologram görüntünü mezarın başında veriyorlar. Kendi cenazene katılmış oluyorsun. Kardeşim ne bu ya? Şimdi tabii bu ecnebilerin cenaze töreninde böyle şeyler olabiliyormuştu yani Pascal. Ama bizim cenaze törenlerimizde kendi cenazene katılsan sıkıntı olur tabii. O kolay nasıl değil. Oluyor abi? Diyelim ki ben öldüm. Evet. Evet mi? Oğlum sen ne biçim adamsın lan? Allah gicinden versin demek yok mu? Var mı? Var yani öğretemedim sana hala. Öğretemedim bazı incelikleri ya. Ya Kadir tatava yapma. Zaten var ya kafamı karıştırdın. Şimdi bak diyelim ki ben hologram olarak cenaze törenime katıldım. İmam efendi nasıl bilirsiniz diye sordu. Ne diyeceğim abi? Nasıl yani? Bir dakika Kadir nasıl bilirsiniz? Böyle mi soruyorlar? Evet biz de gömülmeden önce... Hani meftayı nasıl bilirdiniz diye soruyorlar. Allah Allah. Bizde yok abi. Sizde sormuyorlar mı? Yok abi. Bizde var ya. Direkt gömerler. Sizinki gibi değil. Oho. Bizde ölüyü gezdirirler. Gasilhaneye gidersin. Orada buzlukta bir gece kalırsın. Ertesi gün evin önüne gelirsin. Helallığını alırsın. Oradan camiye gidersin. Sonra mezarlığa gidersin. Epey bir gezersin yani. Bu ne abi? Dünya turu mu ya? Bizde var ya cartayı çeker çekmez yalla çukur. Peki sizde helallik alma durumu var mı Pascal? Yok be ne helalliği? Kul hakkıyla mı gömülüyorsunuz lan? Abi biz şimdi ecnebiyiz ya. Evet. Öyle şeyler yok. Öldüğün zaman direkt paket. Allah Allah. Peki yıkıyorlar mı lan sizi? Aa evet. Hatta var ya makyaj bile yapıyorlar. Makyaj mı? Evet. Yavrum ölüye göz kalemi falan mı çekiyorlar ya? Fön, rimel hepsi var abi. Arkadaşım yani bizim dilimize bile fönü parayla çekiyorlar. Sizin önünüze bedava fön mü çekiyorlar ya? Takım elbise. Oh. Peki kokteyl prolonja gitmiyorsun ki yavrum. Öbür dünyaya gidiyorsun. Takım elbise ne ya? Kadir racon böyle. Allah Allah. Pamuk olayı var mı hacım sizde? Yok abi. Bizde tıkama yok. İyiymiş. Peki rahmetli için yemek veriyor musunuz sonra? Veriyoruz. Ne veriyorsunuz hacım? Açık büfe. Siz? Pilav üstü kavurma olur. Önden bir çorba belki. Salata? Tatlı? Yavrum esnaf lokantası bu. Ölü yemeği lan bu. Abi bizde yemek işi basit geçer. Ya mesela bizde rahmetli öldükten 7 ve 40 gün sonra dualar okunur. Mevlüt yapılır. Mesela sizde buna benzer bir ritüel var mı? Öldükten 7 gün sonra, 40 gün sonra? Yok abi. Bizde var ya, gömmeyecek bir der. Yahu sizin işiniz de zor be. Bir perşembe akşamı Yasin okuyanınız yok değil mi? Yok abi. Bizde ecnebiyiz. Sizde var mı? Var. En azından bir kişi çıkar aileden yani. Senden önce ölürsem mesela cenazemde hologram mologram istemiyorum. Önce onu söyleyeyim. Bak sana vaziyetim. Tabutları taşıyacak 4 kişi yeter yani. Abartmayalım. Ama bana söz ver, ışıklar içinde uyusun diyenleri tek tek döveceksin. Bulacaksın ağzını burnunu kıracaksın tamam mı canım ya? Ne ışığı ya? Ne bileyim ben de anlamıyorum ama ışıklar içinde uyusun. Bu laf da yeni laf. Yahu ışığı ne? Işığı nur içinde yatsın. O ışık değil nur o nur. Nur içinde yatsın demek zorunuza mı gidiyor ya? Çok doğru Kadir, bravo Kadir.
Nur başka, ışık başka Pascal. Kadir'im sen merak etme. Senin mezarın üstüne disko topu koyacağım. Vallahi abi. Işıl ışıl yapacağım. Ya zaten normal bir insan yok ki kardeşim benim sosyal çevrem. Ha? Normal bir insan yok ya. Aragaz. Aragaz. Pascal. Yes sir. David Beckham'ı bildin mi? Bilmem mi? Futbolcu. Cahit. Eski. Karısını bildin mi? Sonunu bildin. Victoria. Ya Kadir, bilinmez mi bu? Ya David Beckham iyi çocuk, hoş çocuk. Ama cahil bir çocuk Pascal. Ne açıdan? Bence kadın ruhunu çözememiş. Yani bu konuda zayıf, zayıf bir adam. Ne yapmış ki? Şimdi bu Beckham çiftinin ortak servetleri 1 milyar dolarmış. Vay arkadaş, evliliğe bak. He, bu benim Beckham çiftinin evliliklerinin vergi levhası var ya. Ne acayip bir şey değil mi? Biz evlensek paso gider. Adam evleniyor, matbaa gibi para basıyor. Ya şimdi baktığın zaman bu Beckham aslında Avel'in teki. Evliliğe ciroyu Victoria yaptı, sana söyleyeyim hacı. Ya Kadir, o kız var ya çok şeytan. Kafa çalışıyor ya. Hem de nasıl, hem de nasıl. Bir karış boyuyla Beckham'ların David'ini serçe parmağında şebek maymunu gibi oynatıyor. Abi Beckham'ın yerinde ben de olsam ben de oynarım. Of, kadın para basıyor. Ya kadın para basıyor da bak mevzuya. Beckham bir röportajında Victoria ile evli olmak kolay değil demiş. Victoria bunu bir almış, bir üzülmüş buna, bir alınmış. 2 gün ağlamış. Ya Beckham hatun gönlünü yapmak için Avustralya'ya tatile götürmüş. Ucuz kurtarmış. Ya bir erkek olarak bundan ders çıkarmak lazım Pascal. Ne konuda? Yani şu konuda sen karını niye ortalık yerde eleştiriyorsun kardeşim? Efendim? Eleştirini yengeye 4 duvar arasında yap. Ama dışarıda yengeye kraliçe gibi davran. Efendim? Telefon kenar. Pardon, benimki çalıyor. Benimki çalıyor. Özür dilerim. Alo. Aleyküm selam, kimsin? Kim? David Beckham mı? La biz de şimdi senden konuşuyorduk ha. Ufak deve. Evet. Evet. Öyle mi? Bak doğru demişim değil mi? Ne diyor ya? Kadir abi diyor, şu nasihatleri ben röportaj vermeden önce vereydin ya diyor. Dilimi diyor tutamadım diyor. Hatuna kendimi affettireceğim diye diyor. Durduk yere diyor 60 bin dolarlık oldum diyor. Hüllüm ezildim diyor. Tatil o kadar mı tutmuş? Alo şimdi David, sen bu gazetelere hangi akla hizmet Victoria ile evli olmak çok zor diyorsun ya? Ha? Bunun sana acı bir geri dönüş olacağını bilmiyor mu? Kadının gözü göz değil ya. Dönelik duruyor ya. Efendim? Ha, anladım. Ha, hepimizde olduğu gibi. Ne olmuş hepimize? Ya diyor ki abi diyor, bir gaflet anında söyledim abi diyor. Gaza geldim diyor. Zaten diyor erkek denen canlının hayatını diyor gafret anları şekillendiriyor. Bir gaflet anında aşık oluyorsun. Hakikaten öyle. Bir gaflet anında evleniyorsun. Bir gaflet anında çocuk yapmaya ikna oluyorsun. Yani erkeğin beyni gaflete mağlup Pascal. Vay Kadir, geriye dönüp baktığında benim hayatım hep gaflet. Gıybet var mı? Yok abi. İyi. Gıybet gafletten kötü. Alo Beckham, şimdi yenge senin röportajı okuyunca ne yaptı? Ha, yataklarımı ayırdı. İyi be kardeşim. Rahat rahat. Oyunu süründür. Buradan da hanımlara sesleniyorum. Yatakları ayırmak erkeğe ceza değil bacım. Açık söyleyeyim. Tam tersi ödül. Adam döneli döneli yatıyor. Evlerine kadar çamura yapmış, camış gibi yatakta dönen adamı sen yatağın tek bir tarafına mutlu mu zannediyorsun yani? Hayır. Yani o yüzden yatakları ayırıp erkeğin aklını başına getireceğini zannediyorsan yanılmaktasın ki, acı yanılmaktasın bacım. Kadir, yeni var ya, kadınlara ince çiyor abi diyorsun. Ne yapayım Pascal, ne yapayım? Kadınlara hizmet etmek lazım. Alo, ha efendim David, ha. Yenge ne yapmaya başladı? Her akşam patates soğuyor, fasulye kırıyor. Reçel yapıyor. Baba o zaman sizin evlilik ikinci Selim dönemine girdi. Tabii duraklama dönemi, tabii. Sen yengeyi tatile çıkarmakla çok iyi bir şey yapmışsın bak. Evli adam karısını gezdirecek abi. Bir kadına gezmek ve alışverişle her şeyi yaptırırsın. Aferin, aferin. Ne diyorsun? Ha peki. Ne diyor ya? Abi diyor, ben diyor yeniden karanlık gecelerin acımasız yargıcı olmak istiyorum diyor. Ama bir süredir diyor geceleri sadece Pinokyo olabiliyorum diyor. Kadir,
Ver formülü. Al bakayım Beckham. Sen şimdi aktara gidiyorsun. Aktara gidiyorsun. Anason alıyorsun. Arı poleni alıyorsun. Bal alıyorsun. Ceviz alıyorsun. Ben sana bazı oranlar vereceğim. O oranlarda karıştırıyorsun. Sonra yenge seni evden atıyor. Niye atıyor? Yeter diye atıyor. Yeter diye. Karanlık gecelerin acımasız yargıcı değil. Karanlık gecelerin acımasız Yargıtay'ı, Danıştay'ı, Sarıştay'ı oluyorsun. Sen al, sen ara beni. Ara, programdan sonra ara. Yarın gece Hilti'sin. Hilti. Hilti David. He. Sen abine güven. Hadi işin gücünü rast gelsin. Davancandan ses gelsin Beckham. He. Büyüksün Kedir. Yine var ya, bir aileyi dağılmaktan kurtardın. Canım. Bravo. Canım, canım. Aragaz. Aragaz. Paskal. Efendim abicim. Yüksek sanatlı anlar geldi çattı. Hazır mısın canım ben? Hem de var ya, bütün varlığımla Kadir yüksek sanatı boynuma dola. Tabii tabii canım, sen merak etme. Kadir, sen mi yazdın? Yok, Mevlüt yazmış. Mevlüt kim? Genç bir haybeci şair. Bu arada haybeci şiir yazanlar, yani denemek isteyenler, yazanlar aragaz@metrofm.com.tr adresine yazdığı şiirleri gönderebilirler. Gönderelim. Mevlüt öyle yapmış. Oku bakalım. Zeytin gözlüm şiirini. Hmm. Zeytin gözlüm, sana meylim nedendir? Hasretinle yanan şu aciz bedendir. Zokayı yutan kalan değil gidendir. Gözüne kestirdiğin baban değil. Ebola virüsü de yayıldı. Esas anan kadir kıymet bilendir. Yemeğe yaktıysa tenceredendir. Yüzü nur, kanatları peridendir. Alamadık da ona güzel bir blendir. Babana hiç girmiyorum malum, kofidendir. Tek arkadaşı mahalledeki kahvedendir. Fazla kaşıntı varsa evdeki piredendir. Bir de lastiği varsa pompayla şişendir. Yazarım bak numaranı yollara. Ateşli alev hemen beni ara. Bak yine takıldım hatıralara. Zeytin gözlüm, uzaklarda işinle. Ayıları düşürürüm peşine. Beğendin mi Pascal? Yani evet. Bazı zayıf noktalar var. Ama genelde güzel olmuş. Ya senin kadar da zor beğenen bir insan evladı görmedim. Kadir, sanat zor iştir. Bence var ya, bu şiir kes olmuş. Ya şimdi arkadaşımız da her Türk erkeği gibi erkenden bitirmiş yani. Neyi? Şiiri. Aa, şiirse tamam. Başka neyi erken bitiriyoruz ki? Yok yani, sadece sordum. Bir şey kastetmedim. Ha, bilelim de canım benim. Peki efendim, yeni Aragaz şairlerine ihtiyacımız var. Aragaz@metrofm.com.tr adresine şiirlerini göndersinler. Bekliyoruz. Aragaz. Aragaz. Paskal. Bro. İngiliz parlamentosunu biliyorsun. Hayır. Ya Trump Palace'da yürü. General Nelson heykelinden sola sapıyorsun. Başbakanlık binasını geçiyorsun. Karşısında hemen. Artist. Londra'yı biliyorsun. Avazcısın. Allah Allah. Yavrum Allah, sırf Londra mı? Ben Avrupa'ya hakimim ya. Pascal, mütevazi olamayacağım. Paris'te adres tarif ediyorum lan ben. Düşün, gram Fransızca bilmeden. Büyüksün. Şimdi biz İngiliz parlamentosuna dönelim. Haber şu, İngiliz yetkililer geçen yıl İngiltere parlamentosundan internetteki Honduras sitelerine 300 binden fazla giriş denemesi kaydettiklerini açıklamış. O Honduras siteleri mi? Ya Kadir, onlar nasıl siteler? Hani internette yok mu abi? Senin benim asla girmediğimiz, ne olduğunu dahi bilmediğimiz ayıp siteler var. Meğer İngiliz vekiller bütçe görüşürken PASA Honduras sitelerine giriyorlarmıştı. Yapma ya. Evet. Misal düşün, İngiliz başbakanı kürsüde Suriye'ye şu kadar asker yollayacağız, ne diyorsunuz diyor. O sıra ön sıradaki İngiliz vekiller komple Handmade Housewife izliyorlar. Yazıklar olsun. Yalnız internete bu ayıp sitelere her yerde giriyorlar Pascal. Ofisteki adam Excel'i açmış, hasılat ortalaması çıkarıyor zannediyorsun. Bir yandan da Brazzer'ı izliyor mesela. Ayıp.
çok oluyor bunlar ya. Çok ayıp ya. Ya biz öyle ayıp şeyler yapar mıyız? Yapmıyoruz değil mi Pascal? Asla. Pascal mesela Honduras sitesinin ne olduğunu bile bilmiyor, hiç girmez. Ömrümde gelmedi. Sürekli bilimsel blokları takip ederiz biz ya. Değil mi? Pascal'ın hayatı zaten ilimdir bilimdir benimki gibi yani. Aynen öyle. Yalnız şu aralar Bang Bass'tan video hiç düşmüyor. Dikkat ediyor musun Pascal? Abi şimdi bu aralar Big Daddy Trainer. Bu mu da? Bir de şey var. Czech Republic. Büyük patlama yaptı. Czech Republic ne ya? Abi bildiğin gibi değil. Neyse bakalım ona bir bileyim yani. Bildiğin tabii gibi abi. Değil değil. Sonra anlat sen. Kadir. Aklın çıkacak. Tamam toparlayalım abi. Bu bahsettiğimiz sitelerde neler var? Bilimsel makale. Bilimsel makale diyorsun. Tabii. Paso bilim. Anlıyorum. Peki sence dinleyici bunu yedi mi? Yemedi. Ha. Buradan bizi dinleyen ailelere sesleniyoruz. İnternetinize mutlaka aile koruması yükledin. Çocuklarımızı internetteki bazı şeylerden korumamız gerek. Gerçi bir yolunu bulup giriyorlar ama olsun. Siz yine de elinizden geleni yapın. Kadir, harbi giriyorlar mı? Tabii kardeşim bildiğin gibi değil. Evde internet var mı? Say ki evde bomba var Pasko. Yazık Kadir, ben o yaşta var ya kimya deneyi yapıyordum. Tabii sen ya, biz onu biliyoruz ya. Biz sosyal sorumlu olan insanlarız Pasko. Yani bir daha söyleyelim, çocuklarınızı internetteki zararlı sitelerden, görüntülerden koruyun, gerekirse çocuğun başında durun. Benim babam duruyor. Nasıl, sen internete girerken baban hala başında mı duruyor? Evet. Niye? Ayıp sitelere girmeyeyim diye. Şu anda yani. Evet. Vallahi helal olsun. İşte ebeveyn böyle olur. Aşk olsun. Vallahi. Senin için biraz geç ama olsun. Maalesef. Aragaz. Aragaz. Pascal. Efendim abicim. Çok önemli bir dinleyici sorusu var ya. Dikkatlice cevaplayalım abi. Tamam abi. Senin Instagram adresin neydi? Numara 21 seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir'di. Şimdi bize soru da yollayın. Can diyor ki abi diyor 2 yıllık bir ilişkim vardı. Önceleri diyor hiç merak etmezdim ama son günlerde sevgilimin mazisini ben merak etmeye başladım diyor. Kurcalayayım mı diyor geçmişi diyor. Asla. Sakın sevginin geçmişini kurcalayacağına git bir bombayı kurcala daha iyi. Evet abi çok sakat. Bak şimdi canın şahsında bütün erkek dinleyicilere sesleniyorum. İki şeyi kurcalamayın. Bir kadının çantasını, ne çıkacağı belli olmaz çünkü. İkincisi kadının mazisi ne? Oradan da kimin çıkacağı belli olmaz. Evet abi. Misal deli gibi seviyorsun, aşıksın. Mutlu ol bunu yaşa. Ne işin var kızın mazisiyle? Olmadığın bir hayatı öğrenip ne olacak, neyi merak ediyorsun, neler, ya boyun mu uzayacak, o hayatta sen yoktun ki, sana ne olduysa, öyle mi? Evet abi. Yo, ille de araştırdın, sordun, kızın senden önceki hayatında, efendim, hadi çıktı Senegalli 2 metre 8 santimlik genç bir arkadaş çıktı, nah böyle, hadi buyur. Hem de Senegalli. Hazmedebilecek misin? Yok, bak, Pascal, sana bir şey anlatacağım. Anlat abi. Son günlerde bir öksürük peydah oldu ya, hastaneye gittim. Hastane ve doktor adı vermiyorum. Neyse işte röntgen çekecek. Benim doktorun odasının yanında da üroloji doktorunun odası var. Dolayısıyla ürolojik muayeneye gelenlerle aynı yerde bekliyoruz. Anladım. Sonra? Yanıma abartmıyorum, zebellah gibi bir zenci geldi oturdu. Ama adamı şöyle düşün. Fener'in kalecisi Volkan bu adamın yanında anahtarlık gibi kalır. Ne yaptın abi? Öyle bir adam abi. Neyse tak üroloji doktoruna girdi bu. Zenci. Hayda. Abi ben bekliyorum. Benim doktor meşgul. 10 dakika oldu olmadı. Doktorun kapısı açıldı. Bu giren zenci kardeş çıktı gitti. Sonra da doktor çıktı, yüzü bembeyaz. Boncuk boncuk terlemiş. Hastaları odaya alan personel dedi ki bu herif bir daha gelirse almayın dedi. Ya ne diyorduk, neyse. Yani sevgilinin mazisini kurcalama iyi değildir diyordu. Evet Kadir. Ya Kadir ya. Sen hiç sevgilinin mazisini merak ettin mi? Yok abi, bana ne ya. Ben ileriyi merak ederim abi. Gireceğim mi? Niye? Benim eve ne zaman gideriz şeklinde yani. Kadir sen var ya, tam benim kafamdasın. Allah korusun. Ayıp sana. Evet Pascal. Yani kadınlar bu konuda daha rahat. Yani adamın kendinden önceki hayatını çok önemsemiyorlar nedense. Ama biz erkekler takıntılıyız abi buna. Sence niye? Ya niye olacak abi? Özgüven yok. Bence özgüven eksikliğinden.
Hepimiz dur sen yapamazsın, aman dokunma bozarsın falan diye yetiştirildiğimiz için özgüven eksiğimiz burada ortaya çıkıyor. İyi mi ya? İyi yazık size. Tabii abi bak, özgüven yok Pascal. Elleme bozarsın, dokunma yanarsın. Aslında böylece karakterle oynanıyor. Ve özgüven eksiği olan insanlar oluyor yani. Şimdi neye nasıl dokunacağını bilmiyor oluyorsun yani. Ben biliyorum ya. Çok kolay. Sen öğretim. Ya Kadir, bu arada saate bak. Vay, harç bitti, yapı paydos diyorsun. O zaman tamam. Noktayı koyuyoruz. Nasipse yarın kaldığımız yerden devam edelim diyoruz. Paka paka. Bye bye. Pascal, Oman, Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay angus. Şoförün baya, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.